Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kur'an neye dayanıyor? Kur'an bir defa vahye dayanıyor. Allahu Teala'nın kelamıdır. Öyleyse Allah'ın varlığında şüphesi olmayan bir kimsenin o vahiden de şüphe etmemesi gerekiyor. Şu halde arkası vahye dayanan ve vahiden gelen Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şüphe ve tereddüdün girmesi mümkün değildir. Çünkü vahye tereddüt girmez. İkincisi, bu Kur'an-ı Kerim kime indiriliyor? Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama indiriliyor. Kur'an-ı Kerim baştan sona mucize olduğu gibi ve hiçbir kelimesinin insanlar tarafından yazılmasının mümkün olmadığını ispat ettiği gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği mucizeler de onun Allah'ın kelamı olduğunu gösterir. Yani Kur'an mucizeleri Allah'ın kelamı olduğunu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da mucizeleriyle Allah'ın elçisi olduğunu gösterir. Şu halde Kur'an Allah'ın kelamıdır ve binlerce mucize sahibi olan Allah'ın elçisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmiştir. O halde Kur'an-ı Kerim'e asla bir tereddüdün ve şüphenin girmesi mümkün değildir. Diğer taraftan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahyin gelmesi esnasında gösterdiği haleti ruhiye de onun vahiy olduğunun göstergelerindendir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy geldiğinde çok büyük bir ağırlık olur, bulgul bulgur terler, hatta farklı seslerle böyle üzerinde yoğunluk oluşurdu. Dolayısıyla o hal ve keyfiyet de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelenin vahiy olduğunu ve kendi ifadesinin karışmadığını, beşer sözü olmadığını gösteriyor. Şu halde Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahiy kelamı olması, oraya dayanması. Kur'an baştan sona 40 yönden mucize olması ve 40 açıdan benzerinin getirileme işi. Sonra Kur'an'ın indirildiği zat olan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun binlerce mucizelerle ispat edilmiş olması. Ve Peygamberimiz'e vahiy gelirken görülen hal ve tavır gösteriyor ki bu Kur'an Allah'ın kelamıdır. Hiçbir vesvese ve şüphenin yeri yoktur ve olamaz.